Merhaba, ben Utku Palamutçu. Altın Yıldız Community ile Dünya Yaşasın diye programının bugünkü konuğu Banu Yakovan. Banu Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, gayet iyiyim. Sizi aranızda görmek bizim için çok büyük bir keyif. Biz Dünya Yaşasın diye programı altında aslında sürdürülebilirliğe farklı bakış açıları geliştirmek için bir komünite oluşturmayı hedefliyoruz. Farklı disiplinleri sürdürülebilirlik perspektifinden irdeliyoruz. Bugün sizinle de benzer bir sohbeti yapıyor olacağız. Ama öncesinde ben birazcık gündemi yerinde yakalayıp size UEFA maçı ile ilgili yorumlarınızı sormak istiyorum. Hem gündem çok konuşuldu, hem işin ekonomi politiği çok konuşuldu. O yüzden siz maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir onu sormak istiyorum. Ya futbol ve sürdürülebilirlik yan yana ne kadar geliyor çok emin değilim. Yani başka konuk mu seçseydiniz acaba? Ve en sürdürülemez noktadan başlıyoruz. Final bence bize bir rüya yaşattı. 3 gün boyunca şehirde İtalyan nüfusu arttı. Bu da çok iyi bir şey oldu. Şehir eskiden hatırladığımız haline bayağı dönüştü. Beyoğlu, Taksim, Karaköy, Galata, bütün o Sultanahmet. İngilizler de tabii aynı şekilde ama tabii İtalyanlar bir başka. ama onun ötesinde hani bu final özelinde sürdürülebilir taraf keşke gerçekten bu tarz bir turist profili olsa gibi bir şey söyleyebilirim. Sürdürülemez tarafta finalin sadece bir günde olup bitmesi aslında. Manchester City ve Inter'i şehrimizde ağırladık. Maç özelinde bakarsam hani stada gidiş falan en oraların sürdürülemez olması çok iyi oldu bence yani. O sürdürülebilir bir şey olmadığı süper oldu çünkü inanılmaz bir trafik vardı ve alınan bütün önlemlere rağmen yine de insanlar saatlerini trafikte geçirdiler. Evet. Özellikle maça gitmediği halde o trafiğe maruz kalanlar için bence bayağı üzücü bir şeydi. Çıkışı da aynı şekilde ama esnasında ben finali de yerinde izlemiş birisi olarak kendi adıma çok keyif aldım. Yani bana göre çok güzel maç oldu ama bu maçı güzel kabul edebilmek için İtalyan futbolunu, Serie A'yı ve defans futbolunu sevmek lazım. Çünkü Inter'in City'yi nasıl kitleyeceği zaten en büyük soru işaretiydi. Çünkü Manchester City bu sezonun bu kupayı en hak eden takımı. Buraya gelirken elediği rakiplere de bakarsan hani daha önce bu kupayı defalarca kazanmış Real Madrid ve Bayern Münih gibi iki dünya devine bol keseden goller atarak, dört atarak, üç atarak buralara geldi. Dolayısıyla bu finali ve bu kupayı çok hak etti. Ama bu maçı çok hak etmedi. Bu maçı Inter hak etti bana sorarsan. Çünkü zaten soru işareti Inter'in City'yi nasıl durdurabileceğiydi. Onu da çok iyi başardı. Maçla ilgili görüşlerim böyle ama senin bence bana sormak istediğin konu futbolun başka biraz bir bakış aynen. Açısı. futbol tabii biraz el değiştirdi. Öyle. Özellikle hani bizim ülkemizde çok rastlamasak da Göztepe örneğini bir kenara koyarsak sahipli takımlar ve bu sahiplerinde işte Katar, Amerika gibi büyük gruplar olması futbolu biraz o bildiğimiz tanıdığımız ya da bir tık arttırıyor belki de. Onu sen söyledin. onu ben söyledim. Yani ben saha içindeki şeyine bakıyorum. Mesela Manchester City ilk zamanlar hani acaba Manchester United gibi aynı noktaya gelebilecek mi? Çünkü City daha şehrin takımı. Evet. Hep onlar da Manchester United, Trafford'un takımı. Manchester'ın asıl takımı City diye kendilerine avuturlardı. Ama ağırlıklı olarak özellikle uluslararası boyutta Alex Ferguson'la birlikte United'ın ezici bir üstünlüğü vardı. City geldiğinde önce tam sizin yapmak istediğiniz şeyi yarattı aslında. Bir community yaratmak üzere bir yapılanmaya gitti. Aldığı tek Katalan Guardiola değil. Aslında Barcelona'nın tamamen modelini aldı. Şehrin bir zamanlar çöplük olan kısmını dönüştürdü. Orada bütün şehrin gelip kullanabileceği bir altyapı sistemi ya da işte maçları izleyebileceği, community'nin gelip hafta sonları vakit geçirebileceği bir alanlar yarattı ve bunu senelerdir yapıyor. Yani son 6 senedir, son 6 senenin 5 senesinde şampiyon olduğu için sanki parayı bastırdılar ve şampiyon oldular gibi bir algı yaratmak, o parayı doğru kullanan ya da o doğru takımı ya da o yatırımları doğru kullanan takımlara haksızlık olur. Evet. Dolayısıyla hani City özelinde çok kötüleyemeyeceğim. Anladım, tamam. Ama onun ötesinde evet futbol biraz bizim o bildiğimiz, sevdiğimiz tutkunun ötesine geçti. Daha
parası olanların gidip izlediği bir seyirliğe dönüştü. Maç evet. içi eğlenceler aynı şekilde hani kategorine göre aldığın biletin deneyim de değişiyor. Evet, aldığın biletin yerine göre yaşadığın deneyim değişiyor. Orası da kesin. Evet. Eğer sormak tamam. istediğin şey buysa sana hak veriyorum. Tamam. Ya aslında çok doğru bir yerden yaklaştınız. Hani tutkudan bahsettiniz. Bununla ilgili de bir soru soracağım. Ama öncesinde dinleyicilerimize birazcık aslında sizin kim olduğunuzu anlatmak ve hani bir girizgah yapmak adına da bahsetmek istiyorum. Aslında 2001 yılında Radikal Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaparak başladınız. Daha sonra Radikal Gazetesi'nde spor sayfalarında devam ettiniz. 442, CNN Türk, NTV Spor gibi farklı mecralarda ve yayınlarda çalıştınız. Sokrates Almanya'nın edisyonunda genel koordinatörlük yaptınız. Aslında çok erkek egemen bir sektörden bahsediyoruz burada. Ama siz bunu sürdürülebilir kıldınız ve aslında bugün burada sizinle bu konu üzerine sohbet ediyoruz. Bunu nasıl başardınız? Nasıl sürdürülebilir kıldınız bu süreci? İnan bilmiyorum. Yani gerçekten buna çok net bir cevabım yok. Ama bana da bir noktada hani kariyerimin sonunda bana bir soru sorulursa en büyük başarın nedir diye ben de bunun sürdürülebilirlik olduğunu söyleyeceğim bizim ülkemizdeki futbol ortamında. Hı hı. Ama bunu bilinçli bir şekilde sürdürülebilir olayım diye hani şimdi ne yapsam acaba benim için daha iyi olur gibi bir planlamayla yapmadım. Hı hı. Ben sadece yapı olarak çok meraklı ve çok öğrenmeyi seven bir insanım ve deneyimlerden korkmam ben. Yani çoğu insan acaba ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşündüğü noktada ben ya deneyeyim, yaparsam yaparım, yapamazsam da zaten yapamam diye düşünerek o görevleri kabul ederim. Radikal Gazetesi'nde, Radikal Futbol'u efsane ekinde futbol yazmaya başlamadan önce ben uzunca yıllardır gazeteciydim zaten ve gazetenin mutfağından geliyorum ve oraya da gayet gazetede ilana başvurarak falan girdim. Yani öyle dönemler vardı. Siz onları pek hatırlamazsınız. Biz ilanları falan okurduk pazar günleri. Yani öyle bir başlangıç. Sonrasında da gazetenin mutfağında hani çevirmen olarak girip ben Fransızca konuştuğum için İngilizce yani Fransızca o zaman bugün de öyle ama o zaman daha bir böyle marjinaldi. İşte Fransızcamla girdim diyeyim. Çevirmen sonra sen git hadi şurada bir röportaj da yap. Şu haberi takip et. İşte muhabir, sonra editör, sonra işte yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni derken işte işin mutfağında bir ilerleme söz konusu ama bunlar spor alanında değildi. Hı hı. Benim spor alanına geçişim Radikal Futbol'un başına işte benim Uğur Vardan o dönemlerden bahsettiğim dönemlerden tanıdığım bir meslektaşımdı. Yiğit Erulu ve Uğur Vardan Radikal'in başına geçtiklerinde bana bu teklifi yaptılar. Hatta o dönemlerde fotoğrafımı basmadılar. Böyle bir karikatür çizdiler ve uzunca süre insanları ben aslında kadın olduğuma inandırmaya çalıştım. Ya o benim falan diye. Hani Uğur ya da Yiğiter mahlasla yazıyor zannediyorlarmış. Yani mahlas takma tabii, at evet, yani. Aynen, her yayının zamanında yani, yaptığı gibi. Dinleyicilerinizin yaş aralığı kaç olduğunu evet. bilmediğim için kendi kendimi böyle arada açıklamam. Ya da ghostwriting gibi belki evet, öyle ghost çalışır. Evet ghostwriting daha iyi evet. o kesin çalışır. Evet, ghostwriter olarak zannediyorlarmış. Sonra Radikal Futbol kapandıktan sonra ben ana gazeteye geçtim. Ondan sonra CNN Türk, Bağış Erten'le birlikte, Alp Özgen'le birlikte Futbol Ekstra. Sonra NTV Spor'un açılışıyla birlikte kapanışına kadar NTV Spor'da programlar. Şimdi de o arada 442. Hani mesela geçenlerde ben 442'daki eski müdürümle karşılaştım. Bana şey diyor. Sen işte ilk kadın 442 bütün edisyonlarının ilk kadın genel yayın yönetmeniydin. Biliyor musun falan diyor. Ben öyle miydim falan. Yani geriye dönük fark ediyorsun bazı evet. yaptığın şeyleri. Ben zaten hayatın hep geriye dönük okunduğunu düşünen kitledenim. Dolayısıyla yeni deneyimlere her zaman evet diye sürdürülebilir bir şekilde bugüne geldim. Nereye kadar gidecek, sonu neresi olacak onu ben de bilmiyorum. Belki o noktaya geldiğinizde de bugüne bakıp onu okuyacaksınız belki de. Belki. Aslında anlattığınız gibi gazetecilik ekolünden bu zamana evrilmiş bir kariyeriniz var. Ama aslında bir yandan da üniversitede iktisat fakültesinde okuyorsunuz. Daha sonra Paris'e fotoğrafçılık okumak için gidiyorsunuz. Bu kadar farklı disiplinlere dokunurken ya bir dakika bu nasıl olur, nasıl yapıyorum, ne ediyorum dediğiniz bir nokta oldu mu kariyerinizde? Ya hiç olmadı, hiç yani. Zaten ben üniversitede tercümanlık yapıyordum.
Fransız konsolosluğunda. Dolayısıyla farklı sektörlere girip çıkıyordum ve her şeyi deneyimlemek, neyi sevip neyi sevmediğimi görmek benim çok ilgimi çekiyordu. İşte söyledim ya, böyle çok meraklıyım ve öğrenmek benim hayattaki en büyük tutkum. Dolayısıyla hani bir noktada zaten üniversiteyi kim seçerek ve istediği bölüme girerek okuyor ki? Yani benim de puanımın yettiği bölümde okuyordum. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Zaten hani öyle ki ben okula girdiğimle mezun olduğum arasında Yugoslavya, ben girerken Yugoslavya diye ülke vardı, mezun olurken yoktu. Yani sürekli böyle ekonomi, hukuk falan çok fazla şey takip etmem. Sonunda da okulu bitirince de tekrar sınava girip büyükelçi şudur budur öyle. Hiç beni o açmadı. O sırada da zaten dediğim gibi ilk günden itibaren çalışıyordum devam zorunluluğu olmadığı için. Bir noktada Paris'te çok yaşamak istediğime karar verdim ve şey yaptım, yani bahane yarattım aslında, fotoğrafçılık okumak gibi. Yani o ben gidip hani orada en iyi okulunda falan hani gidip böyle hani parasını verip okuyup ondan sonra da ben şurada Harvard'da okudum falan gibi hikaye yazmayacağım size yani. Şeyde orada bir siyah beyaz fotoğrafçılık kursuna gittim ben ve çok zevk aldım. O göz, yani dolayısıyla da multidisipliner bir şey oluyor. Ben o zaman tabii multidisipliner kelimesi de yoktu. Hani diyorum ya, bazı şeyler geriye dönük şey yapıyor. Ben okuldan o kadar girmemle çıkmam arası o kadar uzun ki üniversiteye. Annem benimle dalga geçiyordu. Sen okulun Celal Bayarı oldun bence falan diye. Ama şimdi mesela bugün baktığında öğrencilere tavsiye ediliyor. Hani sadece kendi branşında sınırlı kalma, gerekirse okulu uzatma, başka şeyler. Bugün havalı oldu. O gün bayağı kötü bir şeydi benim yaptığım. Ama evet, bugün gerçekten öyle. O yüzden yani, hani hayatın böyle zirvesinde yaşıyor gibi görmemek lazım. Yani insanın kendisine önüne çıkan fırsatları o gözle, belki de ileride bu nereye yerleşecek diye düşünmeden girmesi lazım. Çünkü eninde sonunda bir yere yerleşiyor. Aslında sormak istediğim sorulardan bir tanesi de buydu. Dediğiniz gibi çok multidisipliner birisisiniz. Ki bir yanında siz anlattıkça da aslında diğer disiplinler de ortaya çıkıyor. Bu kadar çok şeyi aynı anda yapabilmek ya da bunu bir zamana yayabilmiş olmak nasıl bir motivasyon? Yani buradaki motivasyon kaynağınız ne? Sizi bu kadar farklı şeyleri denemeye iten bir güdülenme nedir içinizde? Ya bence şöyle bir durum var. Ben hiçbir şey kendim denemeden hayır demeyi sevmem. Yani öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var ya, bizim toplumda çok var bu. Evet. Ve sen kime hangi fikrini ya da hangi projeni anlatsan insanlar sana onun neden olmayacağını ve neden yapamayacağını anlatıyorlar. Hı. Yani destek o anlamda yok. Ben de o noktada hep dur ya ben bir deneyeyim de olmazsa olmaz mottosuyla ilerliyorum. Dolayısıyla benim sırrım da şu, aynı anda hani bugün bile çok fazla şey yapmamın sebebi şu. Ben mesela şu anda bu podcast'ı yapıyorum ya, şu anda benim için hayatta en önemli şey bu podcast. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Ama buradan çıkınca başka neyse o, onunla ilgileneceğim. Eve gidince benim için hayatta en önemli şey işte çocuğum, kocam, evim neyse. Hayatı böyle hani öyle bölümlere bölüp o bölümlere %100'ümü vermeye çalışıyorum. Bu ne kadar mümkün bilmiyorum ama en azından %80'imi veriyorum. O konsantrasyonu veriyorum. Hani anda yaşıyorum. Anladım. Çok mindfulness'la dolu bir insanım falan diye istiyorsan daha havalı da söyleyebilirim. Yok, bu gayet yeterince havalı. Ama bence sırrım bu. Anladım. Yani aslında birazcık şey de sohbetimizin başında da aslında söylediniz. Birazcık tutkuyla da alakalı bir şey bence bu. İnsan bir şeye ne kadar tutkulu olursa aslında onun peşinden o kadar gidiyor. Haliyle ben de şunu sormak istiyorum. Bu bence futbola da bağlayabileceğimiz bir şey. Bu kadar tutkuyla bağlanmak bir şeye, bu kadar, şimdi fanatizm demek istemiyorum ama gerçekten fanatizm seviyesinde bir tutkuyla bağlanmak bir şeyi sürdürülebilir kılmak için etkili midir sizce? Fanatizm seviyesinde kendini sadece onun dışında her şeye kapatarak ve kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünerek ve o yolda, bence o değil. Ama tutku bence insanın hayat motivasyonlarından biri. Yani bir şey tutkuyla ve merakla. Yani ben onu fanatizmle değil de, çünkü bence fanatizmde bir körlük var. Ben o körlükten hoşlanmıyorum. Açıklıktan hoşlanıyorum. Senin benim çok iyi bildiğimi düşündüğüm bir konudaki fikrin benim için çok değerli. Çünkü bana bakış açısı getiriyor. Sen o konuyla ilgili hiçbir fikrin olmasa bile insanlar böyle düşünüyormuş diyebilirim. Evet. Onu da duymaya açığım. Bence fanatizmde bir körlük var. Dolayısıyla yan yana getirmiyorum onları pek.
Ama onun ötesinde yani şöyle bir durum var. Bana sorarsan insanların yarısı kendini, yarısı da başkalarını kandırarak hayatlarını yaşıyorlar. Ben ne kendimi ne de başkalarını kandırmadan yaşamaya çalışıyorum. Benim futbola olan tutkum, ben bu işe ilk başladığımda ya da ilk maçlara gittiğimde bayağı alay konusu olan bir tarafı da vardı. Hı hı. Çünkü ben maça gidip maçtan ziyade tribünü seyrettiğim ya da pankartlara baktığım ya da bütün maç boyunca tek oyuncuyu takip ettiğim, kaleci nasıl sevinecek diye bunu da daha önce de anlattığım, hı hı, zamanlar var. Ben o özgürlüğü seviyorum. Bana dikte edilen şekliyle değil. Ya dur bakayım, bu olayın bir benzeri yurt dışında da var mı merakıyla. Çünkü biz çok gerçekten o fanatiklik bizi gerçekten kör ediyor ve bir noktada da biz aslında hepimiz bir takımı tutuyoruz ama takımı tutmak başka, taraf tutmak başka. Yani ben o ikisinin arasında da ayrım yaparak, arkadaşlar bunu benim takımımda yapsa haksız, senin tuttuğun takımda, yani olay haksız. Evet. Yani bu tarafımı kaybetmeden ya da başka bir bakış açısı getirmeye çalışarak, yani benim tutkum neye dersen bu sürekli dur ya, belki bir başka bakış açısı da vardır. Bunun arkasında mutlaka bir hikaye vardır. Bunun arkasında mutlaka bir insan vardır merakıyla ve her gün sıfırdan tekrar başlayarak ve hiçbir şey bilmediğim noktasından yola çıkarak motivasyonumu devam ettirebiliyorum. Hı hı. Çünkü bir de insanların yarısı dünde yaşıyor, yarısı da yarında yaşıyor. Yani kimisi sürekli size anılarını anlatıyor ve kendi takımıyla ilgili anılarını anlatıyor. Kimisi de sürekli gelecekte bir yerde bir şeyleri yapacağını varsayıyor. Ben de sürekli bugüne sıfırdan başlayarak aslında sürdürülebilirlik sizin, anladım, konunuzla alakalı olacak mı bilmiyorum. Yani ben ancak o şekilde motivasyonumu koruyabiliyorum. Yoksa mutsuz olmayı ararsan ya da o kadar çok sebep var ki. Evet, çok doğru. Kesinlikle katılıyorum size. Hatta birazcık aslında bu bakış açısının değişmesinden mütevelli aslında bence futbolu, Türkiye'nin futbolu olan bakış açısının da değiştiğini düşünüyorum. Eskiden belki bundan 15 sene önce tek bir kişiden tek bir bakış açısıyla yorum alıyorduk ve aslında dediğiniz takım ve taraf şeyi çok belli oluyordu. Ama şimdi bugüne baktığımızda ki mesela Sokrates gibi platformlar, Sokrates'in matbu yayınları dışında farklı YouTube kanallarının sürekli çıkması, sadece bu konu özelinde değil ama farklı spor alanlarında da farklı perspektiflerin çıkmasıyla aslında birazcık insanların bakış açısı da çok farklı yerlere gidiyor. Peki bu durumda sizce Türkiye'de futbolun sürdürülebilirliği ne ölçüde gelişiyor? Yani dünden bugüne baktığımızda siz de söylüyorsunuz hani geçmişi okuyarak aslında birazcık bugünü yorumluyorum diye. Türkiye'nin geçmişi ve bugününe baktığınızda futbol nasıl değişiyor? Nasıl daha sürdürülebilir hale geliyor sizce? Futbol bir yandan hiç değişmiyor, bir yandan her gün değişiyor. Yani çok garip bir dileması var bana sorarsan futbolun. Ama burada mesela Sokrates'ten bahsettin. Sokrates'in çıkış noktası da aslında buydu ve bugün yine belki öyle bir çıkış noktasına da ihtiyaç var. Biz kendimizi çok yalnız hissederek yaşıyoruz bu hayatı, bu dönemi diyeyim yani. Ama sen yapmayı istediğin, yapmayı sevdiğin, yapmayı doğru bulduğun şeyleri yaptıkça yanına 1, 3, 5, 10 birileri toplanmaya başlıyor. Orada çizgini korursan eğer, bunun da mümkün olduğuna kendini inandırabilirsen eğer, hiçbir şey kazanmasan da yapmaya devam edebilirsen eğer, bence orada hala bir çıkış noktası ve farklı motivasyonlar bulmak mümkün. Bazen üniversitelere, öğrencilerle konuşmaya gidiyorum. Mesela spor medyasına nasıl girebiliriz? Arkadaş, senin elinde telefon var. Sen girmişsin zaten spor medyasına. Giriver hemen. Aç bir canlı yayın. Git bir atletizm takip etmeye başla. Yani yarın öbür gün etrafında birileri toplanmaya başlayacak. Yani sen futbola, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan girmeye çalışıyorsan spor medyasına, o zor tabii. Ama başka bir yerlerden girmeye çalışıyorsan, yani Süper Lig'de 18 sene 20 takım var yani. Başka bir takımın haber kaynağı olabilirsin. Ya da başka bir disiplinin. Başka bir disiplinin haber, evet, kaynağı olabilirsin. Başka bir disiplinde uzmanlaşabilirsin. Her gün hep karşınıza çıkıyordur Instagram'da. Instagram'ı bile nasıl kullandığına bağlı olarak istersen zamanını öldürdüğün bir yer olabilir. İstersen en fazla şey öğrendiğin bir yer olabilir. Yani bugün bence her şey mümkün zaten. Dolayısıyla o umutsuzluk ya da işte ya böyle gelmiş böyle gider falan, o bende pek yok. Yani hiç olmadı. Çünkü dediğim gibi ben o öğrenilmiş çaresizliğin bir parçası olmamayı zaten hayat felsefesi haline getirdim.
Yani anladım. Başka bir şey mümkün. Benim mottom bu. Ha mümkün değilse de değil. Ama en azından günün sonunda denedim gibi. Ama ben deneyip de olmayan pek bir şey de görmedim. Ama orada da işte sürdürülebilirlik ve istikrar önemli. Evet, yani dişini mesela bir gün fırçalamazsan hiçbir şey olmaz. İki gün fırçalamazsan da bir şey olmaz. Üç gün fırçalamazsan da bir şey olmaz. Ama 10 gün fırçalamazsan ya da bir ay fırçalamazsan bir şey olur. Evet. Gibi. Bu işte sürdürülebilirliği. Aynen. Yani. Kesinlikle öyle. Aslında sizin bu söylediğiniz çaresizlik noktasına bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Her ne kadar aslında dediğiniz gibi bir yandan futbol çok değişiyor ama bir yandan hiç değişmiyor. Bu değişim sürecinde kadının yeri de aslında bence futbolda çok farklı bir yere geldi. Kadınlar için futbol ligleri var. Farklı kurumsal şirketlerin cinsiyet ayırmaksızın kurduğu futbol ligleri var. Daha nasıl diyeyim farkındalık yaratmak ve aslında sesini duyurmak için bile belki azınlık diyebileceğimiz grupların futbolu araçsallaştırarak aslında seslerini duyurmak için kullandıkları bir noktaya da geliyoruz Türkiye'de. Bunu peki nasıl okuyorsunuz? Bunun ileride hem Türk futbol severine hem de gerçekten Türkiye'de olup da futbolu takip eden, bu işin bir parçası olmak isteyenlere daha sürdürülebilir, daha farklı kapılar açacağına inanıyor musunuz aslında? Bunu sormak istiyorum. Kesinlikle inanıyorum. Bir kere kadın futbolu bugün kim ne kadar burun kıvırırsa kıvırsın çok büyüyor ve çok hızlı adımlarla büyüyor. Ve kadınlara futbolu yakıştırmayanlar uzun süredir bir kadın futbol maçı izlemeyenler. Çünkü istiyorsanız yani çok da uzun aramaya gerek yok. Hani ne bileyim bundan 20 yıl geriye gidelim. 20 yıl önceki bir Dünya Kupası'nın finalini izleyelim. Sonra geçen seneki Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini izleyelim. Bir bakalım kim daha iyi futbol oynuyor. Yani orada o ön yargılarında kırılması lazım. Kadınlar da futbol oynuyor, kadınlar da futbolu seviyor, kadınlar da futbol konuşabiliyor. Senin bahsettiğin işte azınlıklar, işte farklı gruplar, herkes futbol oynuyor, herkes futbolu seviyor ve futboldan anlamamak diye bir şey de yok yani. En zor kuralı offside olan bir spordan bahsediyoruz yani ne kadar zor olabilir yani. Ve futbol oynamak ve bir takım sporu yapmak, ben özellikle bizim ülkemizde kadınlar açısından, çünkü kadın sporu Türkiye'de çok başarılı. Şu anlamda başarılı, çünkü bir şeyi bir şeyle karşılaştırırken ona yapılan yatırım, süre, bütçe, kaç kişi yapıyor, bunları hep karşılaştırarak ölçmek lazım. Ve bu anlamda da kim ne derse desin Türkiye'de kadın sporları erkek herhangi bir spordan çok daha başarılı ve çünkü ne kadar süredir yatırım yapılıyor, ne kadar bütçe ayrılıyor, ne kadar sporcusu var karşılaştırmasında her zaman açık ara önde çıkarlar. Ve kadın voleybolunu zaten hani herhalde bu podcast'te dinleyenlere söylemeye bile gerek yok. Yani sürdürülebilir, en sürdürülebilir, en başarılı branşımız ne dersen bence zaten en tepeye onu koymamız gerekir. Kadın futbolunda şu anlamda çok önemsiyorum. Bireysel sporlarda kadın sporcularımız zaten çok başarılı. Yani olimpiyatlara da baksan, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün lisanslı sporcu sayılarındaki eşitsizliklere rağmen, geriden gelmelere rağmen eşit oranda, eşit sayıda kadın sporcu, erkek sporcu gidiyor. Son birkaç olimpiyattır bizi temsil eden sporculara baktığın zaman. Ve kadın futbolunda da şöyle bir durum var. Zaten hani 11 kişi oynuyor, 18 kişilik kadro yapman lazım. Alt takımları da buna eklediğin zaman büyük bir sosyal dönüşüm demek. Ve kadın futboluna çok büyük bütçeler ayrılıyor ve şu anda hem oyuncu bakımından, hem yönetici bakımından, hem idareci, hem teknik direktör bakımından büyük açıklar var. Ve en basitinden federasyonun sitesine girip baktığınızda bile UEFA ile birlikte yürütülen birçok program olduğunu göreceksiniz. Ve bu programların parçası olmak için, yani kız çocuklarına futbol öğreten antrenörlerden biri olmak için aslında lisansa bile gerek yok. O kadar güzel programlar var ki ve çok büyük adımlarla ilerleyecek. Ben orada büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sadece yapanlar için değil, sadece ekonomik olarak değil, sosyolojik olarak da kadın futbolunu çok önemsiyorum. Evet, yani zaten sosyolojik anlamda bu kadar toplumun gündeminde olan bir yerde de aslında kadının kendini ön plana çıkartması kesinlikle çok etkili. Kendine güvenmesi açısından. Kesinlikle. Yani sokağa çıkması, bir spor yapması, o teri atması, insanın yani herhangi bir sporu yaptığın zaman bile kafan açılıyor. Yani vücudundaki toksinleri atıyorsun, yani o fiziksel şeyi bir kenara bırakıyorum. Ama senin antrenmana gitmek zorundasın maç yapabilmek için.
Dolayısıyla haftada birkaç gün evden çıkıp sonunda da maç için evden çıkman lazım. Evet, yani ve kendine benzeyen insanları gördükçe de ufkun açılıyor. Çok başka bir motivasyon. Aynen kesinlikle. Öyle. Dediğiniz gibi hem aslında kadının topluma karışması için de çok büyük bir faktör oluyor. Ve bir yandan da aslında bu dönüşümün bir parçası haline geliyor toplumsal ve sosyolojik anlamda. Bu geçen süre içerisinde baktığımız zaman sizin gerçekten hem kariyer anlamında hem de branşındaki başarısı anlamında böyle çok sizi heyecanlandıran gerçekten bir rol model olarak gördüğünüz bir sporcu var mı? Ha, şimdi ben onu söyleyince yaşım bayağı meydana çıkar. Cruyff falan diye. Yok, çok fazla. Ben sporcuların arkasında insan hikayeleri beni çok etkiliyor. Yani o sporcunun ötesini görmeye çalışıyorum. O yüzden gerçekten çok sevdiğim insanlar var. Cruyff'da kitaplarından okuduğum kadarıyla diyeyim. Hani bütün maçlarını izlemiş imajı yaratmayayım. Çok yönlülüğü. Sadece saha içindeki futbolculuğuyla değil, futbolculuğu esnasında yaptıklarıyla değil, teknik adamla ve sonrasında yöneticiliği sırasında yaptığı yeniliklerle beni çok etkiliyor. Diyeyim. Şahsen tanışma fırsatı da bulmuştum. O yüzden onu hadi bir söylemiş olayım. Zidane'ı çok severim. Bu da çok meşhurdur zaten. Zidane'ı çok sevdiğim. Ve Pep Guardiola'yı çok severim. Evet, bu da evet. Aynen. Çünkü benim için yani baktığın ötesinde bir şey gören, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, değiştirmeye çalışan, bunu bazen yüksek sesle bağırarak Cruyff gibi, bazen süper sessiz bir şekilde Zidane gibi ya da Guardiola gibi yapan insanlar beni çok etkiliyor. Mesela Pep Guardiola ile basın toplantıları dışında pek röportaj yapamazsın. Basın toplantısına gitmen gerekir onu karşında görüp ona soru sorabilmek için, ama basın toplantıları da çok uzun tutar. Mesela bu tarafı bile benim onu sevmeme yol açıyor. Çünkü ben şu anda maçlara işte kalabalık yüzünden diyeyim, hani eskisi kadar çok yerinden takip etmiyorum artık. Zaten gazetelerin de benim başladığım dönemdeki gibi kadroları ve şeyleri de, bütçeleri de yok. Çoğu zaman televizyondan seyrederek yapıyorum, ama maça gittiğim zaman mutlaka ve mutlaka basın toplantısına gitmeyi severdim ben. Çünkü adamın kim olduğunu basın toplantısında anlarsın. Kurduğu göz temasından, vücut dilinden, verdiği ve vermediği cevaptan. Çünkü sen her şeyi televizyonda gördüğü kadarıyla kabul ediyorsan, sahada olanı ve saha dışında olanı, zaten o zaman bayağı yönlendirilebilmeye açıksın, evet, demektir. Dolayısıyla ben her zaman insanın kendi gördüğü kendi ve duyduğuyla kendi yorumunu katmasını çok severim. Guardiola'yı da birkaç kere basın toplantılarında görme fırsatım oldu. Cevaplarının tamamını, televizyondaki kadarını değil de tamamını dinleme fırsatım oldu. Çok ayrı yere koydum bir insan. Banu Hanım, son bir sorum olacak size. Bu kadar aslında bu kaydımızın başından beri birazcık hem futbolun sürdürülebilirliğinden hem de aslında futbolun toplum üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Peki sizin gündelik hayattaki sürdürülebilir pratikleriniz neler? Yani futbolu bir kenara bıraktığımızda günlük hayatınızda daha sürdürülebilir alternatiflere nelere yöneliyorsunuz? Bu giyim kuşam olabilir, tüketim olabilir. Aslında farklı farklı bir sürü disiplinden bakabiliriz, ama sizin genel sürdürülebilir perspektifiniz nasıl şekilleniyor? Bir de onu merak ediyorum. Benim evde şişeler, plastikler, kağıtlar ayrı ayrı atılır. Yani hiçbir zaman aynı çöpe atılmaz. Sonra götürüp hani kağıtları çöpün yanına koymak zorunda bile olsam, çünkü onu atabileceğim ayrı bir yer bile olmasa, bu beni engellemez. Şişeleri torbalarıyla taşır atarım. Benim yakınımdaki pek çok arkadaşım da benim gibi davranır. Zaten tüketim konusunda bence artık herkes sürdürülebilir pratiklere yönlenmek ve biraz daha tutumlu davranmak zorunda. Hem giyim kuşam hem market alışverişinde. Hani daha böyle bir kiloyla değil de taneyle, hani biraz şartlar, ekonomik şartlar da hepimizi oraya doğru götürüyor, ama belki de fena olmayacak yani, buna da alışacağız. Belki de o tüketim tarafından çıkacağız. Ben elimden geldiğince ve sonuçta hiçbir yere varmasa bile kendi doğru bildiğimi yapma taraftarı olan ve bunu kendime hayat felsefesi olarak benimseyen bir insanım. Dolayısıyla kendi çapımda hani kullanmadığım kıyafetleri ihtiyacı olanlara vermek de bunun bir parçası, tabii, olabilir. Daha az alışveriş yapmak da bunun bir parçası olabilir. Ya da delindi, sevdiğim bir tişört delindi diyelim. O onu zaten delik almıştım gibi takılarak giymeye devam etmek de olabilir. Yani dönüşümün başka bir belki versiyonu. Evet, daha kişisel bazda şeyler yapmaya elimden geldiğince
geldiğince tabii ki gayret ediyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz. Banu Hanım, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız ve bize aslında birazcık geçmişe dönük okuyup bugünü değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başında da söylediğim gibi kaydımızın biz Dünya Yaşasın diye çatısı altında aslında çok farklı disiplinleri ele almaya çalışıyoruz. Konu futbol olduğunda da aslında futbolun sürdürülebilirliği bizim için çok ilgi çekiciydi. Sizinle sohbet etmek ayrıca çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Yani hem sloganınız hem programınız çok hoşuma gitti. Çok sağ olun. İnşallah kesmeniz gerekirse çok zorlanmazsınız. Çok hızlı hızlı konuşup es vermediğim için çok kusuruma bakmayın. Çok büyük bir keyifle dinledik. Dinleyicilerimiz de öyle olacaktır eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.